Şuradan bir de ana yola gidiyor. İnşallah bunu pantamlaştırmadan buraya girmiyor. Sadece buraya kürzenebiliriz. Maksimum anlamda parça sayısı üretmeyeceğiz. Ne zaman başlıyor? Efendim şimdi biz imar kampı aylandıktan sonra altyapı proje ihalesine çıkacağız. 22 eylerde çıkarız. Yani. Yapım kazma burunu yıl sonuna kadar hepsi bitmesi lazım. Evet, evet ona evet. Kaydediyorlar. Bakanlıktan Büyükşehir'e gidiyor tabii. Evet. Büyükşehir. Efendim bakanlıkta şey yok. Şeyde onaylandıktan Çevre Bakanlığı'na bitmiyor. Yok, her şey tamam. Her şey tamam. Sadece onaylandık. OSEP Genel Müdürlüğü'nün mevcut şeyi onaylaması durumunda. Çok işi bitti Allah'a. Bu iş bu noktaya geldi. Bu noktaya geldi Allah'a. Zor olan. Zor olan ha. Şimdi. Hepsinin toplamı kaç dönüm? 501 dönüm. Çok büyük. Evet. Oradan mı çıkıyor? Durduğunuz yerden fitne üretiyorsunuz ya vallahi ya. Durduğunuz yerden üretiyorsunuz. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım söyleyen de o Ünye Milletvekiliyim diye. Dolaşan birisi. Evet. Ben de zaten ne söyleyeceğimi düşündüğüm için atlamadım. Böylece testi bitmiş oldum. Arkadaşlar aşağı yukarı hepsine aynı şeyler yazdık ya. Okuyayım mı? Merak ettiniz. Yerel seçimlerde büyük bir başarılı Ünye Belediye Başkanlığı kazanarak bu dünya cennet şehrimize hizmet sorumluluğunu üzerine alan Hüseyin Tavlı kardeşime ve çalışma arkadaşlarıma üstün başarılar diliyorum. Büyük medeniyetimizi yeniden inşa ve ihya çabamızda şehirlerimizin yükselmesi, güçlenmesi en önemli kazanımlarımız olacaktır. Buradaki mücadelenizde ufkunuz aydınlık, yolunuz açık, zamanınız bereketli, sözünüz kuvvetli, dostlarınız sadık, Allah yardımcınız olsun. Evet, buyurun. Sayın Genel Başkan Vekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Bakan Yardımcımız, Sayın Milletvekillerim, Sayın Kaymakamım, Saygıdeğer İl Başkanım, İlçe Başkanım, Kadın Kolları, Gençlik Kolları, evet diğer hatırlamadığım kendi meclis üyesi arkadaşlarım, yine belediye başkanı arkadaşlarımız var aramızda. Hepinize öncelikle hoş geldiniz diyorum, saygılarımı sunuyorum. Evet Sayın Bakanım, Sayın Genel Başkan Vekilim, şehrimize, evinize özellikle hoş geldiniz demek istiyorum. Sizlerin buraya gelişi, teşrifleri bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir, onurlandırmıştır, gururlandırmıştır, güç katmıştır. Sizin bu gelişinizle bizim gücümüz, heyecanımız artmıştır. Biz ne zaman sizleri gece gündüz bir başımız ağrısa, sıkışsa, Ünye'nin herhangi bir meselesi olsa aradığımızda hiç bu kadar yoğunluğunuzun içerisinde zaman mefhumu gütmeksizin bizlerle ilgilendiniz, bizlerin sorunlarıyla dertlendiniz. Biz de Ünye'li hemşehrilerim ve şahsım adına
bu bize katmış olduğunuz güçten dolayı sizlere teşekkür ediyor. Tekrar saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz. Sağ olun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben de Hüseyin Tavlı Bey'e ve bütün çalışma arkadaşlarına üstün başarılar diliyorum. Seçimden sonra orduya geldik ama Ünye Belediyesi'ne gelme imkanımız olmamıştı. Hayırlı uğurlu olsun. Allah vaktinizi bereketli kılsın. İnşallah en güzel hizmetleri yapabilmeyi ve bu hizmetler dolayısıyla da Ünye halkı tarafından hayırla yad edilebilmeyi nasip eylesin. Bu işler, kamu görevleri, milletin seçerek getirmiş olduğu pozisyonlar nihayetinde halka hizmet yerleridir, makamlarıdır. Bu anlamda da gece gündüz hepiniz çalışıyorsunuz. Hiç durdurak bilmeden hep beraber çalışacağız. Halkımızdan aldığımız bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için gayret edeceğiz. Çok şükür bir büyük imkanımız var. İşte ilçe belediyesi bizde, Büyükşehir Belediye Başkanımız burada, Büyükşehir Belediyesi bizde ve merkezi hükümet, Tayyip Erdoğan hükümeti bizim elimizde halkın verdiği görevi icra etmeye çalışıyor. Bu üç ilçe, büyükşehir ve merkezi hükümet arasındaki uyumun da en üstün şekilde koordinasyon sağlanarak ortaya konulması gerekiyor. Bizler de bu anlamda bütün hayırlı işlerinizde destekçiniz ve yardımcınız olmayı sürdüreceğiz. Bütün bakanlıklarda olan işlerimizin de en iyi şekilde, en kısa sürede halledilebilmesi için bildiğiniz gibi zaten gayret ediyoruz. Sadece düzeltelim ama sadece Ünye'nin işi değil, bütün ordulu kardeşlerimizin, hatta Türkiye'nin başka yerlerinden de bize müracaat eden, talebe olan arkadaşlarımızın işlerinin halledilmesi için gayret sarf ediyoruz. Allah yardımcınız olsun, Allah yardımcımız olsun. İnşallah Türkiye'nin bu zor süreçlerden en iyi şekilde geçerek çok daha güçlü, büyük bir ülke olarak bu diriliş mücadelesinde daha ileriye gitmesini görmek hepimize nasip olur. Biz Profesör Doktor Sayın Numan Kurtulmuş Beyefendi'yi tüm katılımcılarımız adına konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz edelim. Çok değerli hemşerilerim, ordulu, üyeli hemşerilerim, sevgili gençler, saygıdeğer hanımefendiler, hepinize en içten en kalbi selamlarımı sunuyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Böyle bahardan kalma, pastırma yazı falan diyorlar ya, biraz da pastırma yazının uzamış şekli olan bu bahardan kalma güzel günlerde orduya gelmek, orduda hemşerilerimizle bir arada olmak imkanımız oldu. Bundan dolayı Allah'a şükrediyorum. En son programımızı da burada Ünye'mizde yapıyoruz. Bu program dolayısıyla bir araya bizleri getiren ilçe başkanımıza, belediye başkanımıza, teşkilatımıza yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerin burada hem fiziken hem ruhen, manen buradaki varlığınız dolayısıyla da bu dostluğunuz dolayısıyla da hepinize çok teşekkür ederim. Güzel bir program yaptık, yoğun bir programdı. Altınordu'da, Gülyalı'da, Perşembe'de, efendim arkasından Fas'ta ve en sonunda da burada Ünye'de programlarımızı icra ettik, ediyoruz. Nasip olursa da biraz sonra Ankara'ya geri döneceğiz. Güzel bir şekilde hemşehrilerimizle birlikte çok geniş alanda, gençlerle, farklı teşkilatımızın farklı unsurlarıyla, efendim halkımızla, mesela Perşembe'deki Hamsi Festivali'nde de buluşma imkanımız oldu. Çok farklı hemşehrilerimizle temas imkanımız oldu. Ben de buradan moral alarak, buradan motivasyonumu artırmış bir şekilde Ankara'ya geri dönme imkanını buluyorum. Değerli kardeşlerim, önce şunu ifade etmek isterim. Türkiye bugün fevkalade önemli bir noktadadır. Her alanda Türkiye artık uluslararası camiada en çok adından söz edilen ülkelerden birisi haline gelmiştir. Türkiye, hep söylüyorduk, dünyanın Süper Ligi'nde oynayacak bir güce, bir imkana, bir performansa ulaştı. Allah'a çok şükür daha alacağımız çok mesafe var. Durmayacağız. Bu yer Türkiye'ye yeter demeyeceğiz. Türkiye'yi hep beraber daha ileriye taşıyacağız. Ama bütün bunları yapabilmek için de birlikten, beraberlikten, bir arada olmaktan, omuz omuza olmaktan, gönüllerimizi, hedeflerimizi, ideallerimizi birleştirmekten asla vazgeçmeyeceğiz.
Değerli hemşehrilerim, görüyorsunuz içinden geçtiğimiz coğrafyada fevkalade büyük meydan okumalarla karşı karşıyayız. Türkiye son sadece birkaç ayı şöyle göz önünde bulundurduğunuzda bir taraftan S-400 krizi üzerinden köşeye sıkıştırılmaya çalışıldı. Bir taraftan F-35 krizi üzerinden köşeye sıkıştırılmaya çalışıldı. Bir taraftan Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerimiz dolayısıyla köşeye sıkıştırılmaya çalışıldı. Bir taraftan YPG-PYD'ye son gaz destek verenlerin o destekleriyle YPG-PYD üzerinden Suriye'nin kuzeyi esas alınarak köşeye sıkıştırılmaya çalışıldı. Bir taraftan göçmen krizi üzerinden yeni bir siyaset oluşturularak Türkiye bir şekilde köşeye sıkıştırılmaya çalışıldı. Şunu biliyoruz, Anadolu kıtasında yaşamanın, bu coğrafyada bulunmanın fevkalade büyük bedelleri olduğunu biliyoruz. Bu bedelleri bizim ecdadımız ödedi. Her birinizin ailesinden Anadolu'nun yeniden ayağa kalkması mücadelesinde şehit olan, gazi olan nice insanlar vardır.